Merhaba. Sizlere zaman zaman karşılaştığım bir sorunla ilgili bilgileri aktarmak istiyorum. Ağız kurulu neden olur acaba? Hep beraber görelim. Bu bilgileri size İngiltere Sağlık Sistemi WebMD sitelerinden derlediğim bilgilerle hazırladım. Ağız kuruluğunu biliyorsunuz ağzımızdaki tükürüğün azlığıyla nitelendirmekteyiz. Tabii ki burada esas olan hadise tükürüğün ne işe yaradığıdır. Tükürük aslında sandığınızdan daha fazla işe yaramaktadır. Örneğin tad alımında son derece önemli etkisi vardır. Ve besinin sindirilmesinde, parçalanmasında önemli bir rolü vardır. Ve diş sağlığımızı koruyan faktörlerden bir tanesidir. Tükürük azaldığında dudaklarda ve çevre deride kuruma ve çatlamalar görülmektedir. Özellikle bunlar dudak kenarlarında görülmektedir. Tükürük, dişlerdeki gıda artıklarının uzaklaşmasını sağlar ve ağızda kötü kokuyu önler. Tükürük ağızda olduğu zaman ağız kuruluğuyla beraber ağzımızda da kötü bir koku meydana gelmektedir. Ağız kurulu deyince akla ilk gelen şey şeker hastalığıdır. En sık görülen sebeptir. Tabi bunun yanında aynı zamanda bol miktarda idrara çıkma. Özellikle gece idrara çıkmayı da bu tablonun içerisine eklememiz gerekir. Şeker hastalığının diğer belirtileri olan çabuk açma, doymama ve şekerli gıdalı düşkünlük de bu faktörlerin arasına eklenebilir. Ağız kuruluğunda dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör ilaçlar. Özellikle soğuk algınlığı ilaçları, alerji ilaçları, sık kullanılan tansiyon ilaçları, bazı psikiyatrik ilaçlar ve mesane ilaçları ağız kuruluğuna neden olabilir. Bunun yanına radyoterapi ve kemoterapi gibi kanser tedavi yöntemlerini de eklememiz gerekir. Tükürük bezleri sinirler aracılığıyla çalışmaktadır. Eğer tükürük bezlerini etkileyen, daha doğrusu çalışmasını sağlayan sinirlerde bir sorun varsa, ki özellikle bu boyun ve boğaz problemlerinde ortaya çıkar, ağız kuruluğu olabilir. Ağız kuruluğunda Sjögren sendromu denen bir özel hastalık var. Bağışıklık sistemindeki bozulma nedeniyle tükürük bezlerinin harabiyetiyle beraber şiddetli bir ağız kuruluğu olur ama bu sık görülmez. Onun için bu konuda endişelenmenize herhangi bir gerek yok. Nadir de olsa görülebilir ama şiddetli bir hastalıktır. Eğer ağız kuruluğundan yıkılmanız fazla ise mutlaka açlık ve tokluk kan şekerine baktırmalısınız. Açlık kan şekeri 70 ila 110 arasında olmakta. Tokluk kan şekeri ise 150'nin altında olması gerekir. Tabii ki sigara içenlerde, sadece sigara değil pipo ve tütün içenlerde de ağız kuruluğu görülebilmektedir. Ağız kuruluğu söz konusu olduğu zaman sıvı alımına dikkat etmek lazım. Bunun yanında sütü de etkileyebilirsiniz. Alkolsüz dış solüsyonları bu konuda yararlıdır. Ama en önemli şey bence şekersiz sakız kullanımıdır. Eğer gerekiyorsa yatak odanıza bir nemlendirici alabilirsiniz gece kullanmak üzere. Bir diğer önemli uyarı ise alkolden uzak durulması, çünkü alkol de ağız kuruluğuna sebep olabilmektedir. Efendim, teşekkür ederim izlediğiniz için. Kalın sağlıcakla.